Merhabalar. Amyotrofik lateral skleroz ya da kısa adıyla ALS, insanların ve nöroloji hekimlerinin en çok korktuğu hastalıklardan, nörolojik hastalıklardan biri. Neden? Çünkü tedavisi yok ve yıllar içinde önemli özürlülük bırakarak ölümle sonuçlanan bir hastalık. Ve maalesef uzun yıllardır tedavi olarak da çok fazla yol kat edilen bir hastalık değil. ALS neden meydana geliyor? Beynimizde ve omurilikte ve beyin sapında vücudumuzu yöneten, özellikle kaslarımızı yöneten motor nöron dediğimiz ya da yönetici hücre dediğimiz hücreler bulunmaktadır. Bunlardan özellikle omurilik bölgesinde bulunan motor nöronlar, yönetici hücreler bir şekilde harap oluyor ve dolayısıyla solunum kasları, yutma kasları ve kol ve bacaklarımızı yöneten sinirler haraplanıyor. Bundan dolayı bu kaslarda kuvvetsizlik meydana geliyor. Ama bu motor nöronlar neden hasarlanıyor? Henüz bir net bir bulunmuş bir şey yok. Neden meydana geliyor bilmiyoruz. Hastalık nadir görülüyor. 100 binde 2 ile 3 arasında. Türkiye'de yaklaşık 6 bin ile 7 bin arası ALS hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Genetik geçişi de yaklaşık 10 ALS hastasından birinde genetik geçiş söz konusu. Hastalığın belirtileri daha çok elde, tek bir elde, kasta kuvvetsizlik, vücutta farklı kaslarda seyirme, fasikülasyon dediğimiz kasların istemsiz olarak hareket etmesi gibi belirtilerle başlar. Bazen de yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bunun dışında sesin yavaş çıkması, ses değişikliği gibi belirtiler de meydana gelebilir. Bu belirtiler yavaş yavaş ilerler ve tüm vücuda yayılır. Hastalığın tanısı EMG testiyle koyuyoruz. Bunun dışında net bir laboratuvar bulgusu veya görüntüleme bulgusu yok. EMG'de şikayet olan bölge dışında diğer kolda, bacakta veya başka vücut bölgelerinde de hastalığa ait ipuçları buluyoruz ve tanısını buna göre koyuyoruz. Tedavide dediğim gibi maalesef etkin bir tedavi yok. Rilutek denilen bir tedavi var. O da hastalığı birkaç ay geciktirebiliyor. Ama onun dışında maalesef yeterli ve etkin bir tedavi yok. Ancak tedavi çalışmaları halen devam etmekte. Farklı ilaçlar gündemde. Hastalarda psikiyatrik destek, fizyoterapi, solunum desteği önemli. Hastalığın ortalama yaşam süresi maalesef 3-4 yıl gibi bir süre. Bu süre sonunda özellikle solunum yetmezliğiyle hastalar kaybediliyor. Ama güzel bir bakımla, solunum desteğiyle daha uzun süre yaşayan hastalar da olabilmekte. Sağlıklı günler dilerim.